Selamlar herkese. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz uzunca süre böyle gezersiniz. Gezinizi tamamlarsınız. İşte yorulursunuz. Ya dersiniz ki artık bir yerde oturayım, bir çay içeyim, bir kahve içeyim. Kendi kendinize böyle düşünceler geçer ya. Dersiniz ki hani bir çaya 100 lira vermeyeyim. Ya da bir kahveye 200 lira vermeyeyim. Yani daha uygun fiyatta olsun. İşte 15 lira, 20 lira bandında bir şey olsun. Ya da kahveler 50-60 lira olsun. Hani güzel bir yerde olsun. Merkezi bir yerde olsun. Manzarası da güzel olsun. Boğazına hazır olsun, ne bileyim, ya da denize karşı güzel bir manzara eşliğinde olsun. İstanbul'u gezerken özellikle böyle bir yer ararsınız ya, bunu düşünerekten gerçekten gidebileceğiniz uygun fiyatlı hem de manzarası güzel olan kafeler buldum. Bu serimizde bunu öncelikle Anadolu yakasında yapacağız. Yani Üsküdar ve Kadıköy'de olan kafelere gideceğiz. Tabii aralarından en uygun bulduğum kafeleri seçtim size. Görmediğim, bilmediğim de onlarca, yüzlerce kafe vardır. Hani bu konuya bir şey diyemiyorum. Mümkünse sizin de bulunduğunuz kafeler varsa aşağıda yorumlar bölümüne mutlaka ve mutlaka yazın, ekleyin. Bizler de bilelim. Lafı sözü de çok uzatmak istemiyorum. Şimdi Kuzguncuk Bostanı'ndayım. Şöyle arka taraftan da görüyorsunuzdur. Kuzguncuk'tan yavaş yavaş başlayarak kafelerimizi gezelim. Üsküdar'a doğru yol alalım. Bakalım neler var. Lafı çok uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi ise Kuzguncuk'ta Vapur Kafe'deyim. Burası Kuzguncuk iskelesinin içerisinde bulunan güzel, minik, sempatik bir kafe. Hemen çayımı aldım. Şöyle size de göstereyim. Çay 10 TL. Ortalama kahve fiyatları da 50 lira 60 lira arasında değişmekte. Gerçekten yolunuz Kuzguncuk'a düşerse buraya uğramanızı tavsiye ederim. İçi de bir hayli güzel. Yani tam böyle vapur iskelesi ambiyansında dizayn edilmiş bir kafe. Uğranır, gerçekten gelinir, denilir. Çayları da güzel. Mesela benim en çok sevdiğim şey özellikle şu üzerindeki logolar, animasyonlar, bardaklara kadar İstanbul Belediyesi'ne ait olan simge olmuş burada. Bir taraftan da tadilat yapıyorlar böyle. Bayağı cürcemat bir ses geliyor. Tadı gerçekten güzel. Fiyatına göre gayet iyi bence. Arka tarafı da göstereyim, sizinle paylaşayım. Gördüğünüz gibi bayağı böyle deniziyle, manzarasıyla, işte konumuyla çok güzel bir kafe diyebilirim. Aynı zamanda şöyle bir şey de göstereceğim. Buraya gelip eğer oturursanız Boğaz'ı da izleyebiliyorsunuz. Bir taraftan size onu da göstereceğim. 10 liraya karşılığında Boğaz manzaralı çayınızı içip gayet güzel sohbetiniz, muhabbetinizi edip burada güzel bir keyifli vakit geçirebilirsiniz diyorum. Adresleri ve haritaları açıklamalar bölümüne bırakacağım. Şimdilik bir çay içtiğinde manzaramızın tadını çıkartalım. Kafeden çıktık, Vapur Kafe'den. Bir sonraki kafeye doğru yol aldım. Yine bir sonraki kafemiz Üsküdar'da olacak. Çok tatlı, çok şirin kafeler değil mi ya? Harika bir kafe, harika bir manzara. 10 liraya çay içiyorsunuz. Bence müthiş yani, İstanbul gibi bir yerde. Kesinlikle tavsiye ederim diyorum. Şimdi ise Beltur'un önüne geldik. Burası da hemen Boğaz'ın yanında bulunan İBB'ye ait kafe. İçine girip bakacağız. Lafı da çok sözünü uzatmıyorum. Gerçekten harika bir konum var. Harika bir yeri var. Yine Boğaz manzaralı ve çok ucuza 20 lira gibi çaylar var. Hemen içeri girip bakalım. Fiyatları inceleyelim. Burası yine Üsküdar'da bulunmakta. Balta Limanı diye geçiyor. Balta Limanı'na gelirseniz otobüsle ya da vapur yoluyla yürüyerek de gelebiliyorsunuz. İskeleden yaklaşık 5-10 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor burası. Hem Üsküdar iskelesine hem de Kuzguncuk iskelesine yakın bir noktada bulunuyor. Geldik, denemeye başladık. Çayımız gerçekten güzel. Gerçekten içilebilir. Tabii ki çayı fincanla aldım. Yani normal çay 20 lira. Fincan çay 25 lira gibi ücreti varmış. Dedim ki 5 lira fark ver. Fincan olsun bari, daha güzel olsun. Bu tarz restoranlarda genelde kamusal kuruluşların çoğu yapmıyor. Fakat atıyorum bir kıraathaneye gittiniz. Normal bir çay alacağınıza her zaman fincan ya da daha farklı bardakla almayı tercih edin. Çünkü o fincanla değil de normal bardakla olan çayların çoğu neredeyse elle yıkanıyor. Yani elleriyle böyle yıkayıp atıyorlar.
takır oluyorlar. Tekrar bir sonraki müşteriye takdim ediyorlar. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Böyle bir yerde tabii fincan tercih etmemin sebebi hem fiyat farkının düşük olması hem de kapasitesinin daha fazla olmasına kaynaklı. Geniş bir alanı var. İçerisi çok kalabalık. İçeri oturacaktım fakat o kadar kalabalık ki yer bulamadım. Fiyatları bir hayli uygun. Özellikle içecek alacaksınız. Burayı tercih etmeniz bir hayli sizin için de uygun olur. Yiyecek fiyatları böyle ortalama seviyeye gelmiş durumda ama içecek fiyatları yine gayet iyi denilebilir. Bence 20-25 lira bandı çok uygun bir fiyat diyebilirim. Belediyeye ait olması da bununla birlikte bir hayli güven veriyor. Bu serimizde biliyorsunuz Anadolu yakasında bulunan kafelerden bahsetmek istedim size. Bir sonraki seride ise Avrupa yakasında olan kafeleri sizinle paylaşacağım. Gezimiz devam ediyor. Bir sonraki kafede görüşmek üzere. Evet, şimdi Beltur'dan çıktık. Yolumuzun üzerinde güzel bir kafe gördüm. Burası yine çok yeni açılan İBB'ye ait Paşa Limanı kafedeyiz. Hemen şöyle arkamda size de göstereyim. Çok yeni oldu, hiç girmedim içine. İlk defa gireceğim ben de. Fiyatlarını açıkçası ben de çok merak ediyorum. Hani daha önce hiç girip görmediğim için bana da bir sürpriz olabilir. Ama bulunduğu konum itibariyle, bulunduğu yer itibariyle gayet şık ve güzel bir kafeye benziyor. Ben olsam içeride yer içer miydim? Şahsen içmezdim. Çayımı kahvemi alırdım. Şu gördüğünüz park eşliğinde, şu manzara eşliğinde güzel bir bank olur. Çayımı kahvemi böyle içer yudumlardım. Bir de şu var. Neden her gittiğin yerde kahve değil de çay alıyorsun ya da farklı şeyler denemiyorsun diyecek olanlar vardır ileriki aranızda. Sebebi çayı çok sevmem. Çay alıyorum, çay içiyorum ama bir taraftan size de kahve fiyatlarını olabildiğince gösteriyorum ki sizin tercihinize göre kendiniz istediğiniz içeceği alabilirsiniz diye. Çok lafı sözü uzatmaya da gerek yok. Şimdi gidip çayımızı kahvemizi içelim. Evet, kafemizden çıktık. Dedim ki sürekli çay ala ala nereye kadar? Biraz değişiklik yapayım. Kendi adıma güzel bir çilekli dondurulmuş bir içecek aldım. Adı Frozen diye geçiyor. Yaklaşık 40 lira gibi ücrete tekamül ediyordu. Hemen gittim, satın aldım. Kafedeki fiyatları sizinle paylaşıyorum. Gerçekten konumu, bulunduğu yer itibariyle bir hayli önemli ve güzel bir kafe. İçerisi çok kalabalıktı. Şimdi deneyeceğiz bakalım tadı nasılmış. Kendimiz görelim. Çay dışında farklı bir şeyler de deneyeceğim. Tadı da gayet iyi, yeterli bence. Şimdilik buraya veda ediyoruz. Hadi bir sonraki kafeye geçelim. Şu an Moda İskelesi'ndeyiz. Burası biliyorsunuz İBB tarafından açılmıştı. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Burası iki katlı, alt tarafı kafe, üst tarafı ise kütüphane olarak kullanılmakta. Diyeceksiniz ki, can neden bu kadar yer gezdin? Hoşça kal, çok sağ ol aradığın için. Eyvallah. Çok yüksek sesle konuşuyorlar. Sesi durdurmak zorunda kalıyorum. Şimdi buraya geldik. Buranın çayını kahvesini deneyeceğiz bakalım. Nasıl olmuş, iyi mi kötü mü hep beraber göreceğiz. Açıkçası buradan kahve alacağım. Daha önce kahvesini içmiştim. Bayağı iyiydi. Sizlerin karşısında bir kez daha denemiş olacağım. Diyeceksiniz ki neden bu kadar çok kamu alanlarını çektin? Çünkü özelde bu fiyatlara böyle bir yerde bu tarz bir şekilde satma imkanları pek yok. Ben bugüne kadar hiç görmedim. Gören varsa da mümkünse yorumlarda belirtsin. Şimdi hemen süreye gidelim. Burası Moda İskelesi'nde bulunan bir vapur kafe diye geçiyor. Aslında vapur kafe serisinin diğer ayağı da burası oluyor. Kahvemizi aldık. Gördüğünüz gibi cappuccino aldım. Totalde 65 lira ücreti tuttu. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl bir tadı var. Hep birlikte görelim. Tadı gayet güzel, gayet iyi bir tadı bulunmakta. Moda sahilinde burayı da denemiş olduk. Gerçekten tatları, fiyatları bulundukları yeriyle harika. Bölümümüzün sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleriniz varsa mutlaka yorumlarda iletmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.